Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz kızlar. Öncelikle o bütün güzel yorumlarınız ve dilekleriniz için size teşekkür ediyorum. Tabi burada instası olmayanlar da var da Instagram'dan görmüşlerdi. Aynam gelmişti kırık. Paramparçaydı. Bana ikincisini yolladılar. Aynı hafta içerisinde. Çünkü öbürünü 3 ay beklemiştim. O gelen de kırık çıktı ama bu sefer gerçekten gözümle gördüm. Postacı böyle paketi yere düşürdü, pat diye attı. Şu merdivenlerin aşağısından bakınca görüyorsunuz en alttan gelenleri. Zaten yukarı getirince aynayı dedim ki inşallah bu sefer kırmamışsındır dedim. Çarşamba günü getirmiştin. Kırık da aynam, hiç cevap da vermedi, hiçbir şey de söylemedi. Neyse paketi bir açtım ki o da kırık. Gerçekten artık dedim kına geldi bana. Postaneyi aradım. Postaneye dedim ki böyle böyle dedim. Paketçiniz dedim dikkat etmiyor dedim paketlere. Şey yapıyor dedim, alıp fırlatıyor. Gerçekten gözümle gördüm, yere pat diye aldı attı. Yani taşıyamıyorsam zile bassın dedim. Ben aşağı iner kendim getiririm. Ne bileyim yani bıraksın ya da orada alıp kırmaktansa. Neyse dedi, sana numara vereyim, oraya şikayet edebilirsin dedi, dilekçe verip de hani dedim yazık, şikayet etmeyeceğim dedim. Yine de dayanamadım yani, gerçek yine içim el vermedi oraya şikayet edip de işinden olmasın. Çünkü sonuçta bilmiyorum, belki çok muhtaçtır o işe, belki çok şeydir. Ama dedim siz onu lütfen uyarın dedim. Ana bir daha bana öyle çok kırık şeyler getirirse dedim bu sefer gerçek şikayet edeceğim. Ve siz onu uyarın dedim. Hani lütfen paketleri öyle dağıtmasın. Sonuçta insanlar da para veriyor. Yani kimse kırık malzeme gelmesin. Tamam karşılığını geri alıyorsunuz ama onu geri göndereceksin. Geri bir sürü uğraşacaksın. Ya bir sürü çöpe gidecek. Ayna parçaları gerçekten çok tehlikeli. Yani 1-2 saat ondan uğraştım. O aynaları tek tek parçalayıp sarıp hani kimseye zarar vermesin, çöpte de elini kolunu kesmesinler çöplüler diye. Bayağı bir uğraşıyorsunuz. Artık neyse bakalım. Bugün de işte eşimle gidiyoruz. Kendim bakacağım orada. İnşallah arabanın içine sığdırırsak kendim alıp geleceğim aynamı. Dedim paramı da hesabıma yollayın. Ben kendim en iyisi gidip orada aynaya bakayım. Bulabilirsem sizlerle beraber gezmiş oluruz. Mömax'ı hani büyük yere gideceğiz. Birkaç defa sizi götürmüştüm zaten ama orası küçük X Lutz falandı. Braunau'da. Bu sefer Eugendorf'ta, hani Salzburg'un biraz dışında büyük alışveriş yerleri var. Oraya gidip bakacağız. Hadi bakalım, çok çene çaldım, gidelim. Şöyle geldik bu büyük mağazalara bakalım bir de. XX Mömax var. İşte Mömax'a gireceğim ayna için. Her yerde de indirim var. Evet işte dediğim gibi geldik. Şurada XX Lutz var, Mömax var, Möbelix var. Çok karşıda da büyük bir Kika var. Oralara da falan da bakarız. Hadi bakalım bir gidelim içeri. Kızlar bu Mömax'a da ilk defa geliyorum. Hep online bakmıştım. Burada da bayağı güzel şeyler varmış. Ya Azat. Şunlar çok güzel değil mi? He. O şeyin dolabın içine seni yeşil. Aynen olabilir. He. Şu yeşil şey çok şık duruyormuş araba. Değil mi tanesi? Azat bak. Şu dolabın içine yok ki. Aynen. Eşim böyle şeyleri çok sever değil mi? Azat'ım da seviyor. Günaydın Azat, uyudu biraz arabada. Şöyle bir dolaşalım, bir direkt biz aslında ayna bölümüne gidelim. Wow Can, şu aynada çok güzelmiş. Öyle bir şey mi yapmadın? O çok pahalı değil. Öbürü 80 euroydu, bu 220 euro. Bu değil de şu kızlardır. Ana dur kendimi de göstereyim kız. Aa, nasıl tatlı olmuşsunuz Narin Hanım? Şu. Wow. Gerçekten çok güzel. Ha, beni de zayıf gösterdi. Şeyler de tahta, ahşap. Aynı şeye altın sarısına da benziyor değil mi? Gerçekten çok güzelsin ayna. Ve fiyatı da 222 euro. İnmiş Can, 350 eurodan inmiş. Yok ben öyle sevmiyorum şunları. Cam kırıkları gibi. De bakalım bizim aynadan var mı? Komedin bakalım.
Hadi bir şöyle ara ara gösteririm size. Bak kızlar masaya gelin. Ay çok tatlıymış. Ben böyle şeyleri acayip severim ha. Bakın ne kadar güzel yapmışlar. Hey. Ha, içi de böyle. Gerçekten çok tatlı bir çay masası. Ve farklı. Yeni evlenecek olanlara evinizi bu tarz döşeyebilirsiniz. Herkesin evinde olan şey değil. Aha fiyatı da 440. Yani aslında normal. Çünkü güzel bir masa. Tabii Azat anında kırabilir. Ama çok güzel. Beğendim seni masa. Evet, kızlar bakın şu yemek masası da çok güzel. Ayakları cam. Üstü de böyle şeyi bir tahta. Vallahi çok güzel. Şu da çok hoş duruyor. Aynı dikiş makinesi gibi altın. Eskide vardı ya dikiş makineleri. Vallahi acayip tarzmış. Masa. Bak da cam 1600 liradan 800'e düşmüş. Bak. Ana ne güzel. Bak. Vallahi. Yüksek oluyor. Evim şey olmasaydı şimdi şunu alırdım. Gerçekten çok güzel. Ve tarz duruyor. Bakar mısınız? Şu masanın şıklığına. Şeysine bir ne kadar kalın tahtası. Aa, Azat gördün değil mi? Bunu kesinlikle kıramazsın. Acayip şık duruyor. Vallahi güzel yemek masalar burada iyiymiş. Bir daha işte değiştirirsek buraya gelebiliriz. Bakın şunun tahtası da çok güzel duruyor. Değil mi? Bunun şekli de çok güzel. O da 1000 euro. Şöyle bunun altı da böyle. Bunun şeyi de çok güzel kızlar. Yani ev değiştirenlere de fikir olsun. Mümaksa da çok güzel masalar varmış. Hadi bakalım. Bunlar ah benim aynamdan işte. 40 geldi 2 defa. Bakalım varsa alalım götürelim. Şöyle olacak kızlar. 74 euro online'da bir de şeydi. %25 indirim var online yaparsan. Bilmiyorum burada yapınca o var mı o indirim. Bakacağız. Değil mi Azat? Hadi gel. Ha bura Azat'ın bölümü babiş. He? Azat'ınki de güzel evdeki. Abartmıyorum daha güzel. Bu daha mı güzel? Bak mı? Azat bak. Babiş de araba göstersin de ağla. Kızlar şu koltukların şirinliğine bakar mısınız? Çocuklar için. Alo. Kız çocuğu olsaydı hemen alır. Daha şunlar da sandalye. Allah'ım Allah'ım. Azat ne de üstüne çıkar ya. Daha çok üstüne çıkar dolapları karıştırır. Daha bak bunun geçen siyahını görmüştük değil mi? Bu da çok şık duruyor can. Hem de çok ucuz. Maksatsız. Şu da hoş ama. Şu bizim yatağa daha uyumlu. Can bak bir. Bu bizim yatağa daha uyumlu. Vallahi. Şu hasırlı da güzel duruyor. Kızlar bu da çok tatlı duruyor. Hani eski Orient. Ya şansa mal danke. Ya. Değil mi? Orient gibi. Onların gece lambaları da var. Gördüm. Şu güzelmiş, şu geniş. Büyük şu değil mi? Onun gold'u da var mı bilmiyorum. Ha şuradalar renk modeller bir baksana gold var mı demiş. Kızlar evet buranın böyle kacak yeri de çok güzelmiş. Biraz da Ikea'ya benziyor. Azat bunlardan bizde var. Ha bak küçükleri de var. Bunlar da kapaklar. Bunlardan almıştım Amazon'dan. Tabii şu içleri parlak ya böyle mikser falan edince biraz çatlıyorlar ama hiç sorun değil. Güzel duruyor çünkü. Bakın şöyle her şey var. Değil mi Azat'ım? Kutular var. Tabaklar var. Hey Azat. Şöyle. Yani burayı da gezmeden almayın derim. Çünkü her şey gerçek burada da var ve güzellerde. İşte peçetelik. Oca çok şıkmış Azat. Bak meyve tabağı. Vallahi güzel şeyler. Vay wow, şunlara bak Azat bak. Şu pempiş tabaklara bak.
Nasıl güzelmiş kız Mümax. Ana bundan sonra hep gelirim ya. Aa şunlar da çok güzel. Altlık hani yemek masasına. Wow şu karameller de çok güzel. Şu rengi çok seviyorum. 8 euro mu bir tanesi kızlar? Yani. Toya bisküvi. Ama alles was du kapieren schicken, oder? Ja. Braucht man nicht kommen. Ja, genau, dann zeigen, was schmeckt oder so. Genau, von den Farben her. Genau, aber genau. Die sind schöne Farben, Wahnsinn. Sicher. Ganz toll. Die? Die ist auch ganz toll. Mama, weißt du was? Ja, aber ein Stück kostet 7. 8 Euro. 3 Euro, ja. Bisschen teuer. Diese ist schon. Wenn wir reich sind, dann kaufen wir es. Schaut, voll schön. Ah, die ist hübsch. Gell, das ist so eine Teekanne. Genau, Kaffee das, geht auch. Ja, geht auch, alles. Was ist? Ah, 13 Euro. Oh je. Nicht so schön. Aber billig. Ein Auto. Genau, aber ich. Naja, schauen wir mal, was wir finden, gell? Hadi gel hadi. Ablalara Azar çorbasını bekliyor. Zefze çorbası istedik. Dankeşin. Azad'ın çorbası geldi. Zefzeli çorba istedik Azad'ıma. Bugün de Mömax'ın yemeğinin tadına bakalım. Yine balık söyledik. Ve salata. Azad bir babiş tadına baksın çorbanın. Bırak kurup burnumuzun ballarına. Hadi oğluma afiyet olsun. Nasıl babiş? Güzel mi? He, limonu yoktur kesin. Kızlar bakın Azad'ıma hediye verdi. Bakalım Azad'a ne hediye vermişler ya. Baktık bir kağıt seti verdi. He. Azad'a geçenk yaptı değil mi Azad? Çok akıllı durdu çorbasını içtiği için. Azad öyle ağzından açma açma pis ver. Ver. Burada dursun eve götürelim ondan güzel güzel yemek yersin inşallah. Böyle bakalım cam böyle pirinçli köriyle herhalde. Anne. Evet. Bol zepseli ve şrimsli almış. Yani böcekler. Böcekler. Bir de şey midye. Midye ve şrims. Evet. Benim bu şekilde. Anne. Balık fileti ve patates salatası. Ama ekstra yeşil salata da söyledik. O da geliyor birazdan Azad'ım. Azad nasıl bakıyor? Azad sen nasıl bakıyorsun şen Azad? Azad mıydı? Şaştı mı desin? Değil mi Azad? Bak salatalarımız da geldi. Hayır. Bunlar da çok leziz görünüyor. Evet, dedim, hadi afiyet olsun. Evet kızlar böyle oyun bölümü varmış. Azad yemeğini yedikten sonra buraya geldi. Değil mi Azad? Tam senlik. Hadi oyna. Vay arabalar da varmış. Nasıl tatlı yapmışlar böyle çocuklar için. He bak. Mömax'a bak sen nasıl lüküs yapmış. Dediğim gibi ben ilk defa Mömax'a geliyorum. Bayağı güzelmiş. Ups. Kızlar geçenki vlogda gülmüştünüz. Eşim diyor da telefonu kapat da bir rahat rahat tartışalım diye. Kamera açık. Tartışamıyoruz ya kameranın önünde. Ama bugün hiç tartışmadık çok şükür. Daha henüz değil mi can tartışmadık daha. Bir dur öbür taraflara girersek tartışır mıyız bilemiyorum. Bu herkes de öyledir. İlla bir yani tartışma derken işte fikir ayrımı yok bu olsun yok şu olsun. Bizim tartışmamız da inek postu yüzündendi. Eşim illa onu istemişti. Değil mi Azad? Ama anne de inek postunu almadık. Heh, hadi sen biraz oyna burada. Bak Azad bir sürü büyük Lego varmış. Ya. Onlar jumbo Lego can onlar daha büyükmüş Azad'ın ki evde var ya küçüklerin. Ha şey Lego'ymuş kızlar plastik gibi. Ana bunlar nereden alıyorlarmış böyle şeyleri. Hadi bakalım Azad biraz oyna gidelim. Kızlar eşim Azad'ı oynatıyor. Ben de içeceğimi bitireyim. Onlar gelene kadar. Bir de demin dedim ya tartışamıyoruz diye. Ben de yolunu bulmuşum. Böyle bakıyorum ki sinirlenecek bir şey diyecek. Hem de diyeyim ki can kamera açık sakın bir şey söyleme. Yani kandırıyorum onu.
Ondan sonra da zaten siniri geçiyor. Ne söyleyecekse de unutuyor. Yani ben de kendime böyle bir yöntem bulmuşum kızlar. Arkada cam ışığı şey çıkmıyor ama olsun yani. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Wow kızlar, bardak bölümüne bayıldım. Bunlar benim kristal bardaklarıma benziyor. Wow, şu gozlular çok güzel kızlar. Bakar mısınız ne kadar tatlılarmış. Anam. Nişanlı kızlar, gelin kendinize çizdiğinizi Memax'tan yapın. Ben de dersin Memax benim babamın bakkalı da. Reklamını yapayım. Vallahi reklam değil kız. Memax bana mal mı verir? Hanım şu bardaklara bakın. Bu böyle duruyor kızlar masada. Ana. Düm içecek dökülmüyor zar içinde. Bakın. Yan duruyor. Tanesi de 7 euro. Bu anında kırılır. Ay şunlar da çok tatlı değil mi? Türk kahvesi yanına. Kahvenin yanına. Vallahi sunum için muhteşem. İşte can almaz ki bana. Şimdi desem bunu al bunu al dersen bütün dükkanı istiyorsun. Adam hangi birini alsın? Bakın şunlar da çok tatlı. O da şu an resim bakıyor. Tabloya resim. Şeye resim bakacak. Tablo için. Ha, bunlar şey içinmiş. Hadi gel bir tablolara bakalım. Wow, kızlar şu tablo çok güzelmiş. Can biz çerçevemize böyle bir şey yapabiliriz. Şu yuvarlaklardan alıp içine asalım çerçevenin. Vallahi çok tatlı da olur. Koca çerçevenin içine yapıştırabiliriz. Bakın şöyle yapraklar da var. Biliyorum. Bak şöyle ağaç. Zaten ben gördüm. Şu halk halk olanlar var ya. He. Ben de aslında işte böyle çiçekler alıp bir tarafına yapıp bir tarafına da böyle şeyler yapıştırmak istedim. Böyle şeyler daha mı güzel? Böyle bir bakalım. Çok güzellermiş gerçekten. Kızlar, bakın bu bambuslu bölüm de çok güzel. Acayip güzel şeyler var. Çok güzel fikirler var değil mi? Şu şey de çok hoşuma gitti, şu çiçeklik. Hani içerisine çiçek koymak için de çok şık duruyor gerçekten. Bayıldım. Şu übe toplulara da çok güzeller. Azat bıraksa bir tane böyle alırım, iki tane aynamı çakacağım, onun yanına indirirdik. Aha, şöyle asma şeyleri de var. Azat ne atıyorsun sen öyle? Evet kızlar, bayağı çok güzel şeyler var burada. Yani mutlaka gelin kendinize bakın. Bakın kızlar şu şeyler de çok tatlı duruyor değil mi? Ana şu eski telefon can vitrin içine çok güzel olur. Göstermiyorum şimdi hemen alacağız. Bak eski telefon. Vitrine çok güzel olur. Ya da ben vlogcuyum ya can, böyle bir kameramı alıp indirsek. Şöyle. Olsun, motosikletler de güzelmiş. Motorlar. Şu motorlar da pek şıkmış. Bak telefona. Kamera. He, vitrine. Çok tatlılar. Gerçek çok güzel şeyler var ama çok sakin bir kafayla gelip bakacaksınız. Evet, kızlar böyle XX Lutz'a geldik şimdi de. Aslanın yanına durunca gürlemeye başladı Allah ama. Şöyle çok şık tablolar var burada da. Değil mi Hazretim? Ya. Şu çok tatlı duruyormuş. Aynen. Başı da çok güzelmiş. He. Bir göstereyim. Aa bak şunlar da iyi. Aynen. Bakın. Tablolar da çok güzel kızlar. Gerçekten geniş ve büyük bir odan olacak ki asacağım bunları. Bayağı da bir fiyatlarına bak. 1000 euro can. Oo çok pahalılar. Neyse Azat bir şöyle bir dolaşalım. Ondan sonra beraber gideriz. Azat. Kızlar çok güzel şeyler var gerçekten. O da güzel ama onun kadar mavili. O da iyi duruyor da işte. Bir bakalım. Hmm, Azat bak gemiye bak nasıl güzel Azat. Captain şey dekor yapmışlar. Ama bu gerçek satılıyor da ha. Baştel tiş masaymış. 2000 euro gemili masa da hiç görmemiştim kızlar.
Yani daha neler göreceğiz artık. Değil mi? Evet ya, şu hasırlara da bayılıyorum. Şöyle sepetler de çok hoşuma gidiyor, dolapların içine. Bunların fiyatları nerede ki acaba? Kızlar ha. 40 euroymuş şu küçük boyları. Hani güzeller. Hadi bakalım bir şöyle dolaşalım. Kızlar. Bakın şöyle bordonun ve altının uyumu. Çok güzel, gerçekten aşırı güzel. Gelin bak, aynı Hint eşyaları. Hintlerin elbiseleri gibi tabak, evet. Vallahi çok şıkmış. Dedim zaten burası çok büyük yer ve bir sürü seçim var. Ve çok çok güzel şeyler var. Aşağı altınlı yapraklar da çok güzel duruyor. Hazır şu aslanı alalım mı, Tiga'yı? Şu bizim kediyi alak da bizim yatak odasına uyar can. Evet. Bakın şöyle yeşiller de çok hoşuma gidiyor. Şu da bize uyuyor. Vallahi her şey bize uyuyor. Bak şöyle yapraklar alıp içine yapıştırabiliriz ramenimizin. Çerçevenin, o kralanın. Hadi bakalım. Bak nasıl güzel yapmışlar. Hani laminatlar ağaçtan ya, gerçek. Ağaç şeysi koymuşlar. Çok tatlı yapmışsınız. Değil mi Azadım? Hadi bir lambalara bakalım. Bir tanesini yap, bir tane de buna şey yap. Kızlar bakın, kırılan aynanın birini burada çerçevesi. İşte içine bir şeyler yapacağım. Ya resim ya da böyle güzel bir şeyler bulursak, bunları da aldıklarım size şimdi göstereceğim birazdan. Diğer kırık ayna da yerde. Daha toparlamadım bunun altında. Çünkü paramparça. O yüzden üstüne örtü serdik ve zaten ayna almaya gittik. Azından da Azat balkondan getirmiş. Ama çok şükür sağ salim aynamızı getirdik Sara. İnşallah asarsın. Sara demişti ki anne ayna alma, artık her eve gelen ayna kırılıyor. Bakalım bu inşallah bizi de can kırmazsa bari çakarken Sara. Azat bir şey yapar. Yok yok, Azat bir şey yapmaz. Neyse bir çakılsın da Allah'ın izniyle gayri. Şunu da bir halledeyim. Sonra Azat'ı oynatsın. Çünkü çok tehlikeli ayna kırıkları. Şimdi size aldıklarımı da göstereyim. Ondan sonra bu videoyu da burada bitirelim. Hadi bakalım. Evet kızlar. Şimdi aldıklarımı göstereyim size. Bakın şu lambaları buldum. Epey bir aradık. Aradık. Kaç dükkandır ve kaç haftadır gerçekten arıyorum. Ben istediğim gibi buldum. Bakın. Şöyle altın detayları var, tam yatağıma uyuyor ve şöyle krem altın şeysi var. Bir fiyatına bakar mısınız, bedava gibi bir şey, zaten indirime girmiş ve bayağı da sağlamlar. Çünkü bu tür lambalar genelde 200 euro'dan aşağı olmuyorlar ama ben bayağı uyguna aldım. Bir de bitmişti, gerçekten bitmişti. Online yok, artık hiç satışı yokmuş. Bunları biz mobilyanın üstüne dekor olarak indirmişler. Kız bize çıkarttı, sordurduk şefine. Oradan verdi, oradan da kıza da ona bir bahşiş verdik. Dedik bir kahve iç. Çünkü bize gerçekten yardımcı olduğu için. Şunu aldım kızlar bir de. Şöyle parfümümü falan bir şeylerimi koyarım da. Kızlar şurada bir yazı yazıyor da, ne yazıyor acaba kız, onu hiç fark etmedim. Hadi kötü bir şey yazıyorsa. Hiç fark etmedim. Enjoy, enjoy the little things. Acaba ne diyor? Kızlar bunun anlamı ne? İngilizce bilen varsa söyle kız, güzel bir şey söylüyordur kızlar. Böyle güzel kutuya kötü bir şey yazacak halleri yok. Bir de bugün %25 indirim vardı her şeyde. Biz de 3 parça seçebildik. Şu çiçekleri aldım. Bunları biliyorsunuz, hani tablomu göstermiştim. Kırık ya, çerçevenin içerisine aklımda çok güzel bir şeyler var. Böyle bir şeyler yapacağım ama tabii ki daha eksik. Altına yapıştıracağım kağıdım eksik. Birkaç parça altın detaylarım eksik. Onları da bulursam çok güzel bir tablo yapacağıma inanıyorum. Bakalım. Bunları da Azad'a hediye ettiler yemek yediğimiz yerde. Şöyle kaşık bıçak, bunu verdiler. Mömaksa şunları aldım. Bunlar çok iyi oluyor gerçekten. Kullandım yani bunlardan. Benimkiler de yıpranmıştı bayağı. Bu bezlerden aldım. Şu saati aldık. Saat de 30 euro'dan yok 40 euro'dan 19.90'a mı ne aldık? Bayağı indirimliydi. O da %25 indirimdeydi.
ve çok hoşuma gitti. Eşim vitrinin yanına asacak girişe. Bir de şunu aldım kızlar, bunu çok merak ettim. Damfray şeymiş yani, koya ötü mötü yapıyor gömlek mümlekleri, hani tişörtleri hemencik giymek için. Kadına dedim valla buradaki gibi gerçek, yapmazsa geri getiririm. Pahalı bir şey de değildi aslında, 15 euroya düşmüş. Dedi ki getir dedi, rehnumunu kaybetme dedi, götür evde dene. Gerçek güzel değilse geri getirebilirsiniz. Bu kadar da aldıklarım da, aynayı da zaten gördünüz. Ama gerçekten lambalar da yani çok uyum sağlamış. Bir komedinler eksik kaldı kızlar, bir de lambam. Yani arıyorum arıyorum işte, bakalım öyle hemencikten de bulunmuyor. Kaç haftadır uğraşıyorum biliyorsunuz. Bakalım sonunda bulacağım. Yani acele etmemek lazım böyle şeylerde. Çünkü sürekli değişen bir şeyler değil. O yüzden yavaş yavaş her yere bakarak, ondan sonra birbirine karşılaştırarak o şekilde seçimler yapabiliriz. Hadi bakalım ben gideyim sizden vedalaşayım. Kızlar o küçük ötüyü de vallahi işe yaradı ha. Hemen kırışıkları normal ötüden daha hızlı açtı. Ve 3 tane de ayarı var. Yani almak isterseniz alın, hani tatil için falan gerçekten çok iyi. Şu minnaka bak, hele böyle acayip bahar çıkartıyor. Ondan sonra hemen kolaydı, hani hemen giyip çıkarmak için bu güzel. Ötü masası falan çıkartmadan hemen kırışan yerleri ötüleyip çıkabiliriz. Aferin, güzel not aldım benden. Şunu da ekleyeyim dedim de belki almak isterseniz. XX Lutz'tan aldım kızlar bunu 15 euroya. Ben de. Evet kızlar, aldıklarımı da gösterdim size, gördünüz. Ondan sonra bugün kapanışı da yapalım, bu videoyu da burada bitirelim. Bazılarınız diyorsunuz ki telefonun sesi gidip geliyor. Evet, çünkü Azat defalarca telefonumu yere yapıştırdı. Yani kamera alacağım kendime inşallah bu ay, düşünüyoruz. Vallahi de. Bize Rumeysa da öyle yapmıştı. Kamera alacağım, kamera alacağım. Ama ben gerçekten alacağım. Almamış mıydı? Almadı o. Vallahi. O çünkü dedi ki telefonla yapmak onun daha kolayına geliyormuş. Ama ben kesinlikle kamera istiyorum. Ama nasıl öğreneceksin? Çok zor. O çok sizin. Kolaymış. Vlog yo, kamerası edit. Varmış. Edit'i telefondan yapabiliyormuşsun Sara. Çünkü edit'e şeyi bağlıyormuşsun, ara kablosunu, oradan videoları editleyebiliyormuşsun. Öyle bir kamera alacağım Allah'ın izniyle kendime. Yani sizi bu ses sorunundan kurtaracağım. Hadi bakalım, bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin kalbini de kırmıyorsunuz. Ve bay bay ediyoruz.